Bir zamanlar Amerika'sından Avrupa'sına, Rusya'sından Japonya'sına, hatta Hindistan'ından Brezilya'sına kadar nice ülkeler harıl harıl çalışarak teknoloji üretirken bizimkiler vesayet ve darbe bataklığında çırpınıyordu. Onlar gençlerini teknolojiyle, bilimle, erdemle yoğurarak yetiştirirken bizdekiler üniversite kapılarında, evet, benim başörtülü kızlarımı, bacılarımı üniversiteye almamakla uğraştılar. Gelişmiş ülkeler dünyanın dört bir yanından gelen insanları kalkınma atılımlarının desteği haline dönüştürürken bizimkiler henüz kendi vatandaşlarına bile asgari insani şartları sağlamayı başaramıyor. Tüm bu yaşananlarda siyasetçisinden bürokratına, iş insanından akademisyenine herkesin payı vardır. Herkesin sorumluluğu vardır. En son FETÖ ihanet çetesinin yaptığı alçaklıkların ortaya dökülmesi bile tek başına Türkiye'nin nelere rağmen bugünlere geldiğinin ispatıdır. Bu FETÖ değil mi ya başörtü için teferruattır diyen? Teferruattır. Yazıklar olsun. Hoca diye geçin ama başörtüsüne teferruattır de. Şimdi nerede? Pensilvanya'da. Kimin beslemesi? Amerika'nın. Kimin dost? Kimin de karşımızda olduğunu iyi bilmemiz lazım. Şu anda bu Amerika Dede Ağaca, Yunanistan'a silahları gönderiyor mu? Uçakları gönderiyor mu? Oradan S-300'lerle bizi tehdide kalkışıyor mu? Ey Yunan, bak tarihe bak. Tarihe dön. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur, ağır.